Yani ben derviş adamım ama yani ben şöyle bir dervişliğim var. Akana akarım. Ben sen bana akıtıyorsan gönül, ben de sana akıtırım. Bakana bakarım, çakana çakarım abi. Bak bunlar tuzak sorulardır oğlum. Sen anı yaşa, iç çayını, bak keyfini oğlum. Şimdi ben sanatçı adamım. Picasso falan hiç sevmem yani. Ben aldım, başı aşağı koyuyor, ayağı yukarı koyuyor falan. En güzel beni yaratmış Allah. Hususi beni yaratmış Allah. İlk geriye gider. Oğlum dedim aç kameraları, döndürün lan geriye dedim. Bir ay geriye. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahu berekatuhu ve mağfiretühü. Bak bir selam verdiğin zaman sen karşındaki sana selam verirse sen ona daha fazlasıyla selam vermeye alış. Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyorsun. Ben de diyorum ki Allah'ın affı da senin üzerine olsun. Hem selamı hem affı senin üzerine olsun diyor. Hocam burası neresi? Burası Özbekler Tekkesi. Benim de olduğum yer. Yani burası işte bizim ceddimizin, şurası Hazire, ceddimizin yattığı yerler. Burada da benim hayatımın geçtiği yerler. 1971 senesi dedem göçünceye kadar. Siz Özbekler Tekkesi'nin son şeyhinin torunusunuz. Evet. Şeyh Necmettin Efendi'nin 3 tane evladı var. Bir tanesi burada yatıyor Necla teyzem. O 18 yaşında jimnastik yaparken yani uzun eşekler vardır. Böyle kasaba eşek vardır ya. Üstüne elini vurup atlarsın. Atlarsın öteki tarafa parandeyle düşersin. Kızcağız o hareketi yaparken apandisi patlıyor. 18 yaşında gidiyor abi. Annem, ben Beyza'cıyım. Annem, efendime söyleyeyim, Ayten Hanım, Sadık dayım var. Bir de işte içeride size tanıştırdığım Ethem dayım var. Yani şeyhin sülalesinden çocukları var, torunları var, devam ediyor. Maşallah. Hocam hızlı soru hızlı cevap bölümümüz var şeyde. Tamam olur, takdir ederim ben. Hayatta hiç pişmanlığınız oldu mu? Yok olmadı abi, olmaz. Pişman olmam. Ben Allah'a kılıç çekmem. Ben kaderim neyse bak elimdeki kağıt gibi alırım senaryoyu elime. Okurum çeker giderim. Allah bana niye başrol verdin, niye bana figüranlık veriyorsun filan demem ben abi. Hiçbir şeyden de pişman olmam. Ben Allah'tan razıyım. Fakat Allah'tan razı mı? İnşallah o da benden razı olur. Ben ondan razıyım yani bir kere. Hocam Nirvana'ya ulaştınız mı? Nirvana'yı bilmem abi. Bana Türkçe konuşuyor. Allah'la aranız nasıl? Allah'la aram çok iyi abi. Muhteşem. İnsan Allah'ı nasıl sever? Allah'ın sanatına bakacak abi. Allah'ın isimleri nedir? Evvel Allah, ahir Allah, zahir Allah, batın Allah. Evveli bilemeyiz, ahiri bilemeyiz, batını bilemeyiz ama zahiri görürüz. Bunlar nelerdir? Eşref-i mahlukat, insan, Hazreti İnsan. Allah'ın en büyük sanatı insandır. Sonra ne gelir? Hayvanat gelir. Onlarda da çok büyük sırlar vardır. Allah mesela bir sivrisineği Kur'an-ı Kerim'de bahsederken ondan bir şey duymaz yani. Veya bir balinadan bahsederken veya bir sivrisinekten veya bir mikroptan bahsederken ondan bir şey duymaz. Çünkü hepsi muhteşemdir. Balinaya da baksan muhteşemdir. Sivrisineğe de baksan muhteşemdir. Bakteriye de baksan muhteşemdir. Virüse de baksan muhteşemdir. Muhteşem oğlu muhteşemdir. Hocam biz dua etmeyi bilmiyoruz. Nasıl dua edelim, ne isteyelim? Dua etmek için çok kolay. Şimdi dediğim gibi selavatla başlayacağız. İşimiz hep selavat. El-necatü fıs-sıddîk. Kurtuluş doğruluktadır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim dersen çok iyi olur. Çünkü Allah'ın en büyük isimleri yani İsmi Azam Bismillahirrahmanirrahim'dir. İsmi Azam'ı alamayın. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Muzaffer Efendime sordum. Bir ara gittim işte o hatıraları o zaman onu da anladım. İkinci sırası gelmişken anlatayım. Efendim dedim bugün işlerim kesat gitti. Hiçbir şey satamadım. Çok canım sıkılıyor dedim. Ne yapayım ben dedim. Ya Rahman de evladım, ya Rahman. Ya kaç? 20, 22, 23 yaşında çocuklarız. Ya ne demek efendim ya Rahman dedim. Donluya da veren, donsuza da veren dedi. Muzaffer Efendi. Sıkıldığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şimşek gibi faydası olur. Sor abi. Hocam günümüzde diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde tarikat ve şeyh yoktur. Ha. Tarikatsız, şeyhsiz olur mu? Şimdi abi Allah'ın ilk önce böyle bu sorulara baktığın zaman Allah'ın sistemi nasıl kurmuş ona bakacaksın. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi diye gidiyor değil mi? Bir sistem var yani. Melekler var, kitaplar var değil mi? Peygamberlere iman bu, imanın şartı bu. O zaman nasıl böyle bir aracılar var? Aracısız, lidersiz, bak lidersiz hiçbir şey olamazsın. Şeyh de var, tarikat da var, peygamber de var, Azrail de var, Mikail de var, İsrafil de var, hepsi var. Allah'ın bir düzenini bozmaya kimseye gücü yetmez. Bu sistemi bozmaya kimsenin gücü yetmez. İşte gördüğünüz gibi buraları okuduğunuz zaman burada bir yığın şeyhlerin, dervişlerin, evliyaların olduğunu zaten görüyorsunuz yani. Benim anlatmama lüzum yok. Taşlar konuşuyor zaten. Evet. Hocam kimlerden ilham alırsınız? Ben ilhamı kimden alırım? Şimdi ben sanatçı adamım. Şimdi açık konuşalım. İlham kimden alınır? Eğer bir tarikata bağlıysan şeyhinden ilham alman lazım. Tarikata bağlıysan. Yok tarikata bağlı değilsen hocandan, üstadından ilham alman lazım. Yani seni sanatta kim yetiştiriyorsa ondan ilham alman lazım. Yani bir duayeninden ilham alman lazım. Bizim duayenimiz kimdir? Mesela Hattat Hamit Efendi. Hamid Efendi. Hattat Hamit Aytaç'tır. Bizim duayenimiz odur. Yani takıldığımız zaman işte ye'yi nasıl yapmış, sin'i nasıl yapmış, şunu nasıl yapmış, elifi nasıl çekmiş. Direkt ona bakarım ben. Hamid Efendi'ye bakarım. Ondan sonra Hamid Efendi'den sonra tabii birçok kıymetli hattatlarımız var. Hasan Şerif'i mesela çok sevdiğim bir insandır hattat. Ama Sami Efendi bu işin yani ne diyeyim artık son noktasını koymuştur. Onun koyduğu noktanın ötesine sülüste, bak sülüs yazısında, sülüste onun ötesine kimse geçememiştir abi. Bir Sami Efendi'nin yazısına böyle koy böyle bak abi. Bir gün bak, 2 gün bak, 3 hafta bak, 1 ay bak. Bıkma, yani o yazıya bakmaktan bıkmazsın abi. Bu benim için böyle. Ama Van Gogh'u seven bir insan da Van Gogh'un resmini önüne koyar. O binlerce fırça darbelerini, renkleri nasıl vurduğunu aylarca seyredebilir. Michelangelo, git bir kiliseye bak böyle abi. Bak seyret adamın yaptığı resimleri ya. Yıllarca seyret abi. O renkleri insan figürleri yapmak çok zordur. Yani Allah'ı taklit etmek zordur. Ama ne kadar çok Allah'ı yani Allah'ın sanatını taklit edersen o kadar sanatında başarılı olursun. Picasso falan hiç sevmem yani. Ben almış başı aşağı koyuyor, ayağı yukarı koyuyor falan. Yani böyle bir şey olmaz. Ben sevmem yani Picasso'yu. Ama Michelangelo'yu severim. Yani onu, o kiliselerdeki yaptığı melekler, Hazreti İsa'lar, ya Meryem annelerimiz filan bunları sever seyrederim yani. Gider bir bal seyrederim. Renkleri nasıl yan yana getirmiş, çizgileri nasıl yan yana getirmiş. Böyle bunlardan ilham alırım yani. Hocam bu hayat size ne öğretti? Bu hayat bana ne öğretti biliyor musun abi? Bak kafadan sana söyleyeyim. Samimi. 6 milyon insanda bir şanslı olduğumu öğretti bana bu abi. İlk öğrendiğim şey bu oldu. Yani ben 6 milyonda bir şanslı biriyim. Sen de öyle, sen de öyle, sen de öyle, sen de öyle. Bu ne demek? Babanın penisinden fışkıran 6 milyon meniyle annenin rahmindeki 6 milyon yani yumurtadan bir tanesine girer o. Sperm var ya. Bir tanesine girer, tak perde kapanır. 5.999.000 ekarte abi. Demek ki ben dünyaya gelmekle 6 milyon hücreden yani 6 milyon insanda bir şansım var. Senin de öyle, o senin de öyle, senin de öyle. Gelemeyebilirdin abi. Ekarte olabilirdin yani. 5.999.000 içine girerdin. Her dünyaya gelen insan Şükretmedi abi bence. Bence şükretmedi abi. Hocam hayat size nasıl muamele etti? Bana çok güzel muamele etti abi. Lan nasıl düşünürsen karşımda güzel düşün, güzel bunu. Kötülük düşün, kötülük bu. İlk kere gider. Yani nasıl iyi düşünürsen iyilikten karşılaşır. Güzel düşünürsen güzellikten karşılaşır. Ama abi ben hep kasık yedim. Sen iyi düşün de senin hesabı Allah öder, merak etme. Senin faturayı Allah öder. Sen yeter ki iyi düşün. Ha. Bir derdiniz var mı? Hiçbir derdim yok abi. Ben Allah'a kılıç çekmem. Ben kaderime razıyım. Hiçbir derdim yok. Bir huyunuzu değiştirmek isteseniz bu ne olur? Hiçbir şey huyumu değiştirmek istemem abi. Ben böyle güzelim abi. En güzel beni yaratmış Allah. Hususi beni yaratmış Allah. En güzel beni yaratmış Allah. Böyle hayatınızı düşününce en huzurlu hissettiğiniz an neydi? En huzurlu hissettiğin an, insanın kendisini en huzurlu hissettiği an nedir biliyor musun abi? Şeyhinin yanında olmaktır. Hakiki bir şeyhin varsa, güzel bir şeyhin varsa, onun yanına gittiğin zaman zaten resetlenirsin. Yani dünyayla ayrı bir hale geçersin. Resetlenirsin. Bütün dünya sıkıntıların varsa da gider. Sana bir ufak bir dipnot anlatayım mı? Bir gün Umre'ye gideceğim. Vakıflar Bankası'ndan, bak isim de veriyorum. Vakıflar Bankası'ndan demet aldım. Artık 50.000 lira mıydı neydi? Bir demet aldım yani. İşte Umre'de harcadım. Mekke'de, Medine'de harcadım. Böyle bir kısım para kaldı. Ondan sonra geldim. Kredi kartını ödeyeceğim. Bankaya geldim. Ondan sonra kaç para bilmiyorum. Geçmiş şey. Efendim, onu ödedim. Bir tanesi dedi ki, abi dedi bu dedi sahte ya dedi. Ben dedim siz verdiniz bana bunu abi dedim. Ben bitmedi ki sizin verdiğiniz demetten çıktı bu dedim. Yani bu yok dedi, bir tanesi geldi, baş muhasebeci geldi. Kalpasan dedi, bak dedi şimdi diyeceğim parayı dedi, polis çağıracağım dedi. Oğlum dedim aç kameraları, döndürün lan geriye dedim, bir ay geriye dedim. Kameraları istiyorum ben. Beni kirli zannettiler. Çıkarım lan kameraları dedim, yakarım lan hepiniz dedim. Anladın mı? Ondan sonra kameralar çıktı filan, müdür geldi. Efendim diyor, bankadan çıkmadan diyor, o desteği sayacaktınız diyor. Sahteyi yakalayacaktınız diyor. Onu bize teslim edecektiniz diyor. Kapıdan çıktıktan sonrasına biz karışmayız dedi. Şimdi benim kafam bozuldu. Ben gideceğim, ben kafayı taktım. Yani Anadolu bölgeye gideceğim, Ankara'ya gideceğim. Emekli adamım ben ya. Kafaya taktım abi. Yani ben derviş adamım ama. Yani ben şöyle bir dervişliğim var. Akana akarım. Ben sen bana akıtıyorsan gönül, ben de sana akıtırım. Bakana bakarım, çakana çakarım abi. Benim öyle bir huyum var. Ondan sonra kafaya koydum yani. Gideceğim, karıştıracağım her tarafı. Ondan sonra geldim Rifai. Kadiri Rifai bir şey efendi vardır. Allah gani. Bedrettin Ataullah Efendi. Sefer Efendi'nin karşısında Üsküdar'da oturdu. Gel buraya dedi. Yani kırmızı posta oturur onlar. Gel bakayım otur benim. Yok efendim ben dedim. Şöyle oturayım dedim. Bugün senin canın sıkılmış. Ne oldu dedi. Efendim beni dolandırdılar dedi. Nasıl dolandırılır mı şimdi? Ya bana sahte 200 lira verdiler dedim. Geri de almıyorlar dedim. Kabul etmiyorlar. 200 liram gitti. Ver bakayım lan dedi. Biz dönelim oğlum. Nasılmış dedi o sahte 200 lira. Aldı. Oğlum bu sahte lan dedi. Buradan çıkardı. Bak bu hakiki 200 lira dedi. Bunu al sen dedi, onu bana ver dedi. Ben dervişlere öğreteyim sahteyi dedi. Gitmiş sahte, almış aşağıda mutfakta, yakmış parayı da. Orada bir dakika içinde benim bütün sıkıntımı giderdi işte. Şak dedi 200'ümü verdi benim. Şimdi ben kimle kavga edeceğim abi? Benim problemi çözdü adam ya. Bir dakika, bir saniyede benim problem. Oğlum dedi onlar eşkıya, biz aşkıyayız ya dedi. Ezildim orada abi. Orada ezildim tabii. Yani onlar hakiki şeyler bir saniyede adamın derdini alır abi. Bir saniyede alırlar. Anlarlar. Onlar kalplere nüfuz ederler. Bir saniyede alırlar derdini. Hakiki şeyler. Ya saniyede sürmez. Anında alırlar. Sor abi. Rabbim ömür onlardan ayırmasın. Amin. Amin. Peki hocam, hayatınızda bir anınızı değiştirme imkanınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Ya bana Muzaffer Efendimin göçü bana benim ilk şeyimdi o benim. Muzaffer Özak. O bana ağır geldi bak. Yani tekrar yani nasıl söyleyeyim, o ağır geldi bana yani işte. O zaman ben Halice atlayayım filan dedim yani. Halice atlayayım, orası o zaman bokluk böyle. Buradan çıkaramaz da kimse beni dedim. Giderim öyle dedim yani. Öyle bir kafayı üşütüyordum yani. Yani o bana ağır geldi hayatımda. Muzaffer Efendi'yi kaybettim. Devam et abi, beni ağlatma, sor. Rabbim ukbadı beraber eylesin. Amin, amin. Hocam kaybetmekten korktuğunuz bir şey var mı? Hiçbir şey kork. Kayıp hiçbir şey korkmuyorum. Benim değil ki mülk Allah'ın ya malikim mülk. Ne ben? Neden kaybedeceğim? Ben var mıydım abi? 50 sene 60 sene evvel ben var mıydım? Yoktum ki. Neyi kaybedeceğim abi? Neden korkacağım? Kaybedecek hiçbir şeyim yok abi. Hayatınızın dönüm noktası neydi? Hayatımın dönüm noktası işte Muzaffer Efendi'den tanışmak. Yani o beni çok şey yaptı. Yani insanın bir biyolojik babası var. Bir de Şeyh Efendisi var yani. Hakiki yani şey, ruhani babası var. Yani benim için önemli oydu abi. Nasıl tanıştınız? Uzun mesele, uzun sürer. Bir dahaki bölüme... Onu bir dahaki şey hatırlat bana, oraya işaret koy. Hayatta yokluğunu hissettiğiniz bir şey var mı? Hayatta yokluğunu hissettiğim hiçbir şey yok abi. Elhamdülillah, Sübhanallah, Allahu Ekber ya. Hiçbir şey yok abi. Ne yokluğu hissedeceğim? Hiçbir şey yok. Hocam 25 yaşındaki Osman Doğan Ayıldız'ı hatırlıyor musunuz? 25 yaşında abi ben 15 yaşından beri çalışıyorum. 25 yaşında da iş adamıydım. Yani 25 yaşında iş adamıydım. Aksaray dedi işte. Muzaffer Efendi dükkanı, Beyazıt Sahaflar dükkanı. Ruslara mal satıyordum ben o zaman abi. Yani askerden gelmiştik. Kıbrıs harekatı falan bitmişti. Yani o tüccar olmuştum. Ruslara kablo bakıyorduk. Ruslara elektrik malzemesi satıyorduk. Yani öyle. Şu an bir imkan olsa, sizi alsak, 25 yaşınızdaki halinizin karşısına koysak, ona ne söylemek istersiniz? Vallahi ben şimdi en güzel hayatım benim. Ben şimdi bak dervişler, bak bunlar tuzak sorulardır oğlum. Bunlara dikkat edin. Dervişler anı yaşar. Geçmişte kaldı. Okudun bitti. Orada kaldı. Gelecek de senin elinde değil. Sen anı yaşa, iç çayını, bak keyfini oğlum. Anladın mı? Sen güzel mi hocam? Allah'a çok şükür, çok güzel. Anı yaşamaya bakın. Biz anın çocuklarıyız. Geçmiş zaten, geçmişte kaldı. Gelecek de elinde değil. İşte bir deprem oluyor. 500.000 gitti. Ulan benim Mercedes vardı. O da gitti abi. Ver bir sigara abi. Bak bir dakika sonra. Ulan bu rezistans benim oğlum, bu evler benim. Bak şu gördüğün şey var ya, Dodge Ram, Range Rover, onlar da benim abi. O bir sallanıyor abi, 10 tane vilayet gitti. Nerede abi araba, nerede senin rezistans? Ver bir sigara abi. Ya bilemezsin ne olacak. Abi. Şimdi bir imkan olsa. Evet. Muzaffer Efendi Hazretleri şu kapıdan içeri girse. Yanınıza gelsin. Ona ne söylemek istersiniz? Dilim tutulur ya. Hiçbir şey, ayaklarına kapanırım sadece. Ayaklarına öpüyorum. Başka soru. Başka soru sor ya. Hocam hayatınız 3 kelimeyle nasıl anlatırsınız bize? İnnallaha cemilin yuhubbil cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. İnnallaha cemilin yuhubbil cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. Hocam gençliğiniz ve şu anki dönemi düşününce değişen en önemli şey ne oldu? Nasıl, anlamadım? Gençliğinizi ve şu anki halinizi düşününce. Ben anı yaşıyorum. En güzel halimdeyim şimdi ya. Ben en güzel halimi yaşıyorum şimdi abi. Değişen ne oldu? Hiçbir şey değişen değişti abi. Gelen geldi gitti. Yani senaryomu oynadım. Ben şu anda senaryom neyse onu oynadık şimdi. Neyse yazıyoruz onu oynayacağız. Kalan neyse onu oynayacağız. Kalan neyse onu oynayacağız abi. Hocam mutlu evlilik diye bir şey var mı? Olmaz mı ya? Sırrı ne? Bak oğlum, evliliğin en büyük, önce sevmekle başlar. Ama bu dalgalı akım gibidir yani. Bir de doğru akım vardır böyle, aşk, doğru akım vardır. Bunlar elektrikçi olman lazım anlaman için. Bir de muhabbet vardır. Bak muhabbet. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhabbetsiz Muhammed'den ne hasıl? Yani Allah'la Efendimizin muhabbeti olmasa bu güzelliklerin hiçbirisi olmazdı. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim diye Allah. İç muhabbet. Yani evlilikte muhabbeti kuramazsan 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik şu bu falan filan. Kadere karışmıyorum. Ama muhabbeti kurman lazım. Muhabbet neyle kurulur? Saygıyla kurulur abi. Aşk doğru akımdır. Tamam, aşka bir şey demiyorum ama sevgi dalgalı akımdır. Şimdi ben seni severim. Bak demin sen bana bir soru sordun. Beni durduğum yerde ağlattın oğlum işte. Yani hayat da böyledir yani. Dalgalı akım. Şimdi sen bana bir daha böyle bir soru sorarsan ben seni terslerim. Bak onu sana söyleyeyim. Anladın mı? Ya niye ağlatıyorsun beni ya? Hocam güzel. Ben sizi çok sevdim. Terslerseniz de ben gitmem. Allah razı olsun. Bana hep güzel şeyler sor ya. Hocam hem burada bulunan büyüklerinizin ruhları için, hem evet, rahmetli dedenizin ruhu için, evet, Ömer Efendi'nin, Sefer Efendi'nin, Muzaffer Efendi'nin ve cümle geçmişlerimiz ruhu için. El Fatiha. Rıza en lillah, rıza en Resulullah, rıza en firan. Ceddimin de rızası için, onların da himmetlerinin üzerimize sahiban olması için bilhassa içinde bulunduğumuz Efendimizin doğum günü, doğum günlerinin yüzü suyu hürmetine ya Rabbi, hastalarımız varsa şifa ihsan eyle. Yoldan gelenlerimiz, yolculuk yapanlarımız varsa yol selameti ihsan eyle. Askerlerimiz varsa onlara da ya Rabbi güç kuvvet ihsan eyle. Savaşan askerlerimize güç kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Ve ne diyeyim abi, dua ederken şunu da söyleyelim. Allah'ımıza hamdolsun. Bak önce teşekkür abi. Önce teşekkür edeceğiz. Allah'ımıza hamdolsun. Devletimiz var olsun. Allah bizi uyanık tutsun. Ne mutlu bu güneşin, ayın, yıldızın kıymetini bilene. El Fatiha. Bize bir keramet gösterebilir misiniz? Gösteririm abi. Ulan keramet aramayın oğlum. Benim en büyük kerameti ben size söyledim. 6 milyonda bir işte şansınız keramet. 6 milyonda bir dünyaya gelmeniz keramet. Sakın bu dünyayı aşağılık bir yer filan görmeyin ha. Allah sevgilisini en güzel yere gönderir. Bakma biz peygamberlik falan yapacak, evliyalık yapacak bir durumumuz yok ama Allah sevgilisini en güzel yere gönderir. Şimdi biz ne var? Bizim galaksimizde mesela ay var, güneş var, diğer Neptün, Plüton, Uranüs gidiyor. En güzel bizim dünyamız abi. Denizi var, güneşi var, kışı var, yazı var, baharı var. Yani her şey güzel abi. Şöyle kafanı bir çevir bak böyle. Bir tane bozuk bir şey göremezsin abi. O yaprakların desenleri, renkleri. Ben ne bileyim yani her şey ya. Bak bu manolya ağacı. Ona öyle bir özenmiş. Ötekisi akasya ağacı. Onun yapraklarına başka türlü özenmiş. Buradaki çam ağacı. Ona başka. Bak bu iğne yapraklı ağaçları Allah niye yaratmış abi? Bu şeyler var ya. Bu geniş yapraklı ağaç yapraklar. Bunlar kışın kendini kışa hazırlar. Yapraklarını döker. Hayvanlar nerede yatacak kalkacak abi? Bu iğne yapraklı bak bu ağaçlar yapraklarını deri değiştirir gibi değiştirirler. Ama yaprakların onların içine girer hayvanlar yatar. Kupkuru dar olacak şimdi bir ay sonra bunlar. Allah'ın işi çok güzel abi yani. Allah işini bilir. Evet. Hocam, dervişler sadece zikir mi çeker? Hayır. Dervişlerin vazifesi çok abi. Ya Muzaffer Efendi'den hala bak şimdi dervişlik iyice ben burada tekkede çocukluğumu yaşadım. Yani tamam bir yıl buraya Halvetisi gelir, Mevlevisi gelir, Bektaşisi gelir, Rifai'si gelir. Hep bunları gördüm ama çocukluk hepsine hizmet ettim ama ben esas olgunlaşmayı Muzaffer Efendi'nin yani Cerrahi Tekkesi'nde yaşadım. Muzaffer Efendi buraya ziyarete gelmiş miydi? Aa, burada zikir çekerdi ya dedem. Tutun alttan lan tekkeyi yıkacak. Ulan bu adam tekkeyi yıkacak tutun der. O zaman böyle değil tekke abi. Çürümüş, ahşap. Sene 1971 senesi abi. Nisan ayı, orada taşı var bakarsınız ilk haftası şey olmuş, muhtıra var. 12 Mart mıydı neydi? Mart, Nisan tabii. Yani ya 12 Mart ya 20 Mart falan Üsküdar meydanı asker doluydu. Dedem de Yeni Cami'den kalkıyor cenaze. Üsküdar meydanı dolu. Bütün ihvan var, Rifai, Kadiri, Cerrahi, Mevlevi. Hepsi var, hepsi burada çalışıyorlardı zaten. Yani meşklerini falan burada yaparlardı. Yani o 17-18 Aralık işte bir arzular falan burada hazırlanırdı. İsimlerini söyleyeceğim şimdi. Dedemi şeye koyduk, cenaze arabasına koyduk. Muzaffer Efendi, indirin onu arabadan dedi. O cenaze dedi, arabada gidecek cenaze diye. Alın omuzunuza dedi. Eyvah, her taraf asker dolu abi. Muzaffer Efendim başladı. La ilahe illallah, la ilahe illallah. O arabanın geldiği var ya, Paşa Limanı'ndan, duvarın kenarından böyle büyük bir şey. Ama askerler falan böyle duruyor abi. Muzaffer Efendim önde, la ilahe illallah cenaze omuzda gidiyor. 500 kişi var. Ondan sonra korunun duvarının yanından döndü. O selamlık kapısını gösterdim ya size, benim resmimi çektiğiniz orada. Cenaze oraya geldi abi. Gitmiyor. Muzaffer Efendim, dervişler bağırıyor. Ukula, sıkula filan cenaze böyle yapıyor. Gitmiyor abi. Şöyle bir hareket, hani götürmeye çalışıyorlar. Böyle bir yapıyor sandıka, gitmiyor. Muzaffer Efendi dokunmayın dedi, kapıya selam veriyor dedi. Birkaç defa cenaze. Yattı kalktı böyle filan. Ondan sonra zaten dönüyorsun, zaten mezarlık yani. 2 adım sonra mezarlık. Yani böyle bir kapıya selam verdi. O zaman içeride tabii onlar büyük efendiler var, kabri yerleştiriyorlar. Şey efendiler filan. Biz de buradayız. Yani bazı ihvandan buradayız. Yani dervişlerin hepsi mezarın başında olamıyor, buradayız filan. İşte Yavuz Bey amca var, şey Yavuz diyorum ya. Yavuz Bey amca da o da eski dervişlerden de. Aziz Çınar. Abdüsselamül el-Esmer. Esmeriye Talikan'ın şeyhlerinden. Aziz Bey amca, onlar hep orada. Bir dervişleri falan burada. Ondan sonra burada baktım onlar başladılar şeye, ilahiye. Burada define oluyor, burada ilahi söylüyorlar. Neydi bakayım ya. Ah nice bir günü uyur uyan. Maz mısın? Göçtü kervan kaldı. Burada bayağı bir ilahiler çalınıyor. Orada devin yapılıyor filan. Böyle tuhaf bir şey. Hava böyle güneşli bir hava. Nisan havası. Sırf bu can, yani mezarlıkla şu gördüğün sahanın içine abi yağmur yağdı. Yola çıktık baktık yağmurun izi yok abi. Sırf bu mezarlıkla buraya yağmur yağdı abi. Yani böyle yağmur, tuhaf bir yağmurdu, böyle iri bir yağmur tanesi. Yani buraya düştüğü zaman burası böyle komple ıslanıyordu. Böyle hani kristal avizeler var ya, kristal avizeler vardır. Yani kristal. Onlar gibi böyle havadan iniyordu. Bak öyle bir hal yaşadım cenazesinde. Burada defin işleri vardı, burada ilahiler söyleniyordu, zikir yapılıyordu. Göçmeden de zaten göçtüğü zaman ben yanındaydım dedeme. Hafızalı Üsküdarlı vardı. Bunu sizler bilmezsiniz de o zamandan kalan adamlar varsa bilir. Hafızalı Üsküdarlı, Yeraltı Camii'nin imamı. Cuma günleri biz, dedem tefarik diye bir koku kullanırdı o zaman. Yani en güzel elbiselerini giyer, kravatını takar falan filan. Bizi de alırdı. O zaman yandan çaklı arabalı vapurlar vardı. Yandan böyle, yandan dönüyordu. Pervane. Yandan. Böyle bir şey gibi yani. Yandan çarklı dermiş. Yeraltı Camii'nde işte Hafızalı Üsküdarlı oranın imamıydı. Kani Karaca, dedemin arkadaşı, cuma buluşması. Orada bir cuma namazını kılardık, gelirdik buraya filan. Bütün İslami bilgilerimi hemen hemen ben şeyden öğrenmiştim, dedemden öğrenmiştim. Yani 2,5 lira verdik biz. Oğlum Fatiha'yı ezber, al 2,5 lira. 2,5 lira büyük para ha. Simit 15 kuruş filan yani. Ona göre hesap et yani. Şimdi simit 10 lira mı ne? 15 kuruş mu yendi simit? Ondan sonra İhlas'ı öğrendim dedi, Fatiha'yı öğrendim dedi. Ondan sonra cuma diyeyim. Samm-ı selat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet getirme. Bak bu 50 sene İslam'ın şartını kaç tane oğlum İslam'ın şartı sor. İslam'ın şartını sor bilmez ha. Samm-ı selat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet getirmek. Bak ne kadar kolay öğretiyorlar. Samm-ı selat, oruç tutmak, namaz kılmak, hac-ı zekat, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet. Bunlar hep o zamandan kadar, belki 2,5 lira. Al bunu. Bak dedem bize böyle bunları öğretti. Allah ondan razı olsun. Yattığı yer nur olsun yani. Allah şefaatine nail eylesin. Bizi böyle sevdirerek kolayından öğretirlerdi.